Yani tabii ki not düşüşü bir ülke için hani iyi bir haber değil ama ya her zaman olduğu gibi yani Türkiye ekonomisinin genel makro dinamiklerini biliyoruz. Türkiye'ye zaten aslında şu anda birçok rating kuruluşu tarafından verilen not normal böyle bir büyüklükteki bir ekonomi için olması gerekenden çok düşük. Bizim sorunlarımız var. Makroekonomik kırılganlıklarımız var. Ama zaten şu anda spekülatif kategoride bir nottu. Yani bundan 3-5 ay öncesine göre Türkiye'nin makro dinamikleri ya da genel riskleriyle ilgili çok farklı bir tablo yokken böyle bir not değişimini hani anlamlandırmak çok da kolay olmuyor açıkçası. Ama dediğim gibi bu notların belli bir kategorisi vardır. Verdikleri ya da düşürdükleri not Türkiye'nin zaten spekülatif kategoride olduğu bir başka not anlamına geliyor. Dolayısıyla piyasaya etkisi bunun sınırlı olur. Ama şeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu kredi kuruluşları not yayınladıkları zaman altında da bir metinle yayınlıyorlar. O metindeki kırılganlık vurgusu yüksek. Bu yatırımcı Değil mi? için önemli. Yani bir şekilde orada görünümün negatif gösterilmesi daha önemli. Yani böyle hem not düşürmek hem de görünümü negatife almak anlamlandırması daha da zor olan bir nokta. Ama bizim açımızdan bu rating kuruluşları bir şekilde bir değerlendirme yapıyor. Bunu veri kabul edip bunun yatırımcı gözünde hani Türkiye'nin işte bir takım borçlanma maliyetlerine falan yansıma ihtimallerini göz önüne alıp yine ekonomi tarafında içeride ne yapılması gerekiyorsa o tarafta yapılacakları devam etmek, hızlandırmak en önemli sonuç gibi görünüyor. İnşallah bu hafta sonu bu seçim sürecinden sonra o hani ekonomiye yöneldiğimiz bir süreci bekliyoruz. Dış politikada da bir denge sağlayabilirsek zaten notlarla ilgili yukarı çıkışı başlatabileceğimiz bir sürece de gireriz. Büyük oranda şu anda bu bahsettiğimiz dış politika ve iç siyaset, yani seçim önemli oranda fiyatlamalara yansıyan bir faktör gibi görünüyor. Bir başka faktör dünya ekonomisi genel trendler. Bu her zaman var. Yani bizde içeride konuştuğumuz konuların ağırlığı, tansiyonu yükselse de alçalsa da Fed ne yapıyor, Amerika ne yapıyor, Avrupa ne yapıyor bizi çok çok etkiliyor. O anlamda dünyada şu anda iki konu var. Biz ticaret savaşlarının nasıl seyredeceği. Bu ay sonundaki G20 zirvesinde gerçekten Trump-Xi zirvesi diyelim olacak diye bekliyoruz. Buradan bir anlaşma çıkarsa piyasalarda daha güneşli, biraz bahar havası esen dünyada bir ortama gideceğiz bir süreliğine de olsa. Ama şöyle bir risk de var. Hani son birkaç aydır bu savaşın, ticaret savaşının buraya gelmesini çok beklemiyorduk. Yok. Gerçekten Çin'den de biraz daha yüksek sesler gelmeye başladı. Dolayısıyla bir ihtimalde belki biraz daha ipleri koparan ve dünya ekonomisinin resesyon riskini arttıran gelişmeler olabilir. Dolayısıyla şu anda en önemli konu bence ticaret savaşı. Türkiye içinde, dünya içinde ana yönü belirlemede bu G20 zirvesinden nasıl bir sonuç çıkacak? O önemli olacak. Bir de Fed, Amerikan Merkez Bankası'nın ne yapacağı global likidite koşulları açısından önemli olacak. Bunlar da bizi etkiliyor. Türkiye'de ekonomi yönetiminin Nisan başında açıkladığı hani yapısal reform adımları başlığında bir paket diyelim vardı. Arkasından destek paketleri geldi ama orada birkaç konu var. Bir tanesi reel sektör, finans sektörü arasındaki bu borç yapılandırması öncelikli konu. Yani burada hızlı ilerlememiz gerekiyor. Hani bir varlık yönetim şirketleri kurulacak. Buraya iç dış fonlar kaynak aktaracak ve bankalardan gayrimenkul enerji sorunlu krediler alınacak. Bu anlamda bu adımın ilerlemesi ve hızlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'nin reel sektör, finans sektörü arasındaki kanalı açmak için. Yani orada biraz sıkıntı var. Bunu geride bırakmamız gerekiyor. Ondan sonra da gündem şey olacak. Zaten Ağustos, Eylül her ay işte bazı reform mikro bazlı paketler geleceği söylenmişti. Onları bekleyeceğiz bundan sonra da.